Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Gülnihal, bu arada bilmeyenler için Çankırı'da okuyorum. Şekirli okuyorum. Ve Çankırı hakkında biraz sohbet etmek istedim. Çünkü ben ilk gittiğimde Çankırı'ya, yani böyle YouTube'da falan arattığımda Çankırı'ya dair pek bir şey bulamamıştım yani. O yüzden ben çekmek istedim. Böyle hani aklınıza gelebilecek sorular olur. Hem tercih zamanı falan da yaklaşıyor. Yani sonuçlar falan açıklanacak, tercih zamanı yaklaşacak. Aklınıza fikir olur diye böyle bir video çekmek istedim. Şimdi Çankırı'da okumak bir zulüm diye görüyormuşum. Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi ben en baştan size her şeyi anlatacağım. Ki gittiğinizde hani neyi bilerek gidiyorsunuz, neyi görerek gideceksiniz işte falan şaşırmayın oraya gittiğinizde. Kötü olmayın diye ben size önden bir konuşma yapacağım. Ya şimdi böyle baştan böyle konuşmayayım da gelirken üzgün gelmeyin. Ama ben ilk gittiğimde çok üzülmüştüm yani. Çünkü ben zaten Maraş'ı sevmeyen bir insan olarak Çankırı'ya gittiğimde de Çankırı çok küçük bir şehir. Ve hani üniversiteye giderken insan şey heyecanıyla gidiyor. Hani üniversitemi geçireceğim şehir diye gidiyorsun. O yüzden o beklentiyi karşılayacak bir şehir değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Biraz size Çankırı'dan ve hani kampüsün konumundan falan bahsetmek istiyorum. Kampüsten bahsetmek istiyorum. Sonra yurtlardan bahsederiz diye düşünüyorum. Şimdi Çankırı'dan bahsedecek olursak, Çankırı'da bir merkez var, küçük. Bir ortada Yunus AVM var. Her şey o AVM'nin etrafında şekilleniyor zaten. Kafeler olsun, işte parklar olsun. Park çok yok yani, biraz küçük park yok yani. Büyük park var ararsanız, gider oturmak, piknik yapmak falan isterseniz. Ama öyle oturacağız hani küçük bir parka, hemen şuraya oturalım diye bir park bulamazsınız. Yeşilliğe baktığımız zaman mesela Çankırı çok yeşil bir memleket değil yani. Estetik dizaynı olan da bir şehir değil. Yani göz zevkinize pek hitap edeceğini düşündüğüm bir yer değil. Ben hep gömmüyorum arkadaşlar. Gerçeklerden bahsediyorum. Yani bu bir gömme videosu değil yani. O yüzden Çankırı'ya gittiğinizde böyle bir afallayabilirsiniz. Ben mesela Maraş'ta yaşıyorum. Maraş'tan oraya gittiğimde, ki Maraş'ı da pek sevmeyen bir insan. Hani ilk gittiğinde böyle bir üniversiteyi burada mı okuyacağım kırıklığı olabilir. Ama işte görerek gidin diye ben size burada anlatacağım. Ama çok da böyle önyargılı olmayın bu anlatacaklarıma. Şimdi Çankırı'nın kampüsünden bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle, merkez var. Merkezden 15 dakika, otobüsle 15 dakika uzaklıkta Uluyazı var. Uluyazı kampüsü olarak geçiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi. Ben Şekinliği Fakültesinde okuyorum. Bizim fakültemiz kampüste ve birçok fakülte kampüste, ama merkezde olan fakülteler de var. Ama yavaş yavaş kampüse taşınıyorlar diye biliyorum. Yani hangileri orada kaldı, merkezde kaldı bilmiyorum açıkçası. Kampüse bakacak olursak, kampüs nasıl? Normal kampüs yani, ama öyle çok bir albenisi de yok. Normal. Ben fakültemi ve çevresini seviyorum aslında. Hani kütüphaneye yakın, işte kafelere yakın, önünde böyle bir yeşillik alan var çıkıp oturabileceğimiz. Ama kampüste iki tane kafe var. Birisi Tuzluk Kafe, birisi Presso Kafe. Sonra yemekhanemiz var. Yine bizim fakülteye çok yakın. Ya bizim fakülte tam merkezde kalıyor diyebilirim. Hadi Şekimliği Fakültesi. Onun dışında kütüphanemiz güzel, geniş. Ama 3 katlı bir kütüphane. Ama şey yok. Yani 24 saat açıklık bir durumu yok. Biz öyle sanıyorduk ama akşam 5'e kadar. 5'ten sonra da en alt katta ders çalışmanıza devam edebilirsiniz. Ama böyle vize haftalarında, final haftalarında falan açık yani. Orada bir sıkıntı yok. Vize finalde. Sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar. Ama keşke 24 saat açık olsa. Yani bu sene böyleydi. Umarım seneye bir değişiklik yaparlar. Yurtlara gelelim. Benim kaldığım yurt kampüste Uluyazı Kız Yurdu. Ben konumundan çok memnunum. Yani benim fakülteme 6-7 dakika uzaklıkta sürüyor. Ve yurt 3 bloktan oluşuyor. A blok, B blok, C blok. Kapıçalı geri geldim. Benim yurdum 3 bloktan oluşuyor. Bayağı da ben geniş yani. Ben seviyorum yurdumu. Hani çıkıp yürüyüş yapabileceğim alan falan da var. Kamelyalar var. Rahat bir yurt yani. Odalarımız 5 kişilik odalar. 2 ranza, bir de baza var. Bunu çekmiştim aslında, odayı. Bulursam o videoyu da buraya bırakacağım. Onun dışında
Ben bazada kalıyorum. Yani onun için benim için sıkıntı olmuyor. Ama ranzada kalın için belki baz olmadığı için sıkıntı olabilir. Ona göre eşyanızı alıp gelin derim. Çünkü ben baz olmasaydı çok sıkıntı yaşardım. Çünkü çok fazla eşyayla gitmişim ben bilmeden. Ay bir es ver. Neyse. Da kafeteryası da var. Yemekhane, kafeterya, idari bina olarak aynı binada gerçekleşiyor bunların hepsi yani. Kafeteryamız her yurtta kafeterya yok şimdi. Bizim yurdumuz güzel bu açıdan. Kafeteryada mesela market de var. Market ve kafeterya saat 11'e kadar açık oluyor. Onun dışında market dediğim arkadaşlar küçük bir bakkal şeklinde, öyle büyük bir şey beklemeyin. Market ve kafeterya saat 11'e kadar oradan alışveriş yapabilirsiniz ama kafeteryasında açık oluyor yani. İsterseniz gece boyu oturun. Ben de orada kadar oturmuşum yani kimse de bir şey demiyor size. Evet, yurt bu şekilde. Unuttuğum bir şey var mı hatırlamıyorum. Bu benim kaldığım kız yurduydu. Bir de Sabihane kız yurdu var. O da Uluyazı kampüsüne otobüste 5-10 dakika uzaklıktan, merkeze de 5 dakika uzaklıkta sürüyor. O da merkezde bir yerde, yani çok sapa bir yerde değil konumu. Yurt olarak bakacak olursak ben Sabihane yurdunu pek sevmiyorum. Yani şöyle, ben ikinci dönem gittiğimde Uluyazı'yı açmamışlardı. Ben Sabihane'de kalmıştım ve A blok, B blok ve C blok varmış. Ama birbirlerinden ayrı yerlerde. Yani sanırım A blok önce buradaymış, sonra B'yi C'yi yapalım demişler. Niye bu kadar kızgınım bilmiyorum. Bayağı uzağa, hani biraz yürüyorsun falan, oraya B'yi C'yi yapmışlar. Ya o biraz otobüslere uzak kalıyor yani, durağa falan uzak kalıyor. O yüzden ilk gittiğimde çok tuhafsamıştım. Bir de beni B'ye vermeye çalışmışlardı. Ben zorla A'da kalmıştım da. O yüzden böyle Sabihane ile iyi anılarım yok. Hatta bir video çekmiştim Sabihane ile alakalı. İşte buradan yürüyorsunuz, buradan otobüse biniyorsunuz, işte buradan tekrar yokuş çıkıyorsunuz falan. O videoyu da buraya bırakırım, izlersiniz. Yani A bloğunda kalıyorsanız pek bir sıkıntı yok da diğer bloklar biraz bence sıkıntılı. Ama yapacak bir şey yok yani. Oraya düştüyseniz de her şekilde insan bir şekilde bir şey oluyor yani. Konuşamıyorum. Ya her şeyin çözümü oluyor arkadaşlar. Yani oraya düştüyseniz pek sıkıntı etmeyin ama umarım sıkıntı çekmezsiniz diyeyim. Neyse. Neyse, ben çok saçmaladım. Devam edeceğim. Sabihane yurdunda da mesela yine 5 kişilik odalar. 4 baza, bir ranza şeklinde odalar oluyor. O A blokta böyle mesela. B blokta hepsi bazadan oluşuyor. Sanırım 3-4 kişilik odalar ve banyosu ortak diyebiliyorum. Ya pek hatırlamıyorum açıkçası bunları. Kendi yurdumdan daha emin. Ya daha çok bilgi sahibiyim. Ama onun dışında bir bahçesi var dışarıda. Kamelyalar var yine ama kafeterya derseniz o yok. Ben şimdi bizim yurtta kafeteryayı görünce, kafeterya olmayınca da çok büyük bir eksiklik olarak görünüyor gözümde. Ama tabii nereye giderseniz gidin oraya göre şekillenirsiniz. Onun dışında yurtların girişi saat 11'e kadar, giriş çıkışı. 11'den sonra gelirseniz ne olur? Çok sorun etmiyorlar. Zaten otobüs ulaşım şu şekilde, yani saat 10.30'da en geç otobüs. 11'de yurtta olmamız gerekiyor. Hadi diyelim otobüse yetişemediniz. Ya da diyelim ki çok dolu otobüs. Yine otobüs geliyor. Yani öğrenci çokluğuna göre otobüsü yolluyorlar. O konuda sıkıntı olmuyor. Yani yurda zamanında her türlü, mesela ben çok geç kaldım. Çok otobüse binemediğim oldu ama her türlü zamanda yurda yetişebildim. Hadi diyelim ki yetişemedik. 5-10 dakika geç kaldık diyelim yani otobüslerden dolayı. O da çok sıkıntı olmuyor zaten. Otobüsten birçok kişi indiği için sadece ceza size kesilmiyor. Sürekli bunu yaparsanız da bilmiyorum ya. Yurdan atılmak o kadar basit bir mevzu değil. İzin mevzularında da öyle mesela. İzin almayı unutursanız ararsınız, söylersiniz. Bu sanırım 3 kere falan olunca tutanak mı tutuyorlar? Ya yurttan atılmak o kadar basit bir şey değil yani. Bu çok büyük bir sorun değil. Yurt ücretimiz de 325 liraydı aylık. Ya uygun gayet diğer yurtlara göre. Ucuz bence. Bu sene artırırlar mı bilmiyorum ama. Neyse, erkek yurtlarına da gelecek olursak 2 tane erkek yurdu biliyorum. Diğerinin adını bilmiyorum ya. Bir tanesi iki otobüsle geliniyordu. Onun adını unuttum, neyse. Ama mesela bizim sınıftakilerin çoğunluğu şeyde, merkezdeki Hacı Murat Veli erkek yurdunda kalıyorlar. O da direkt merkezde zaten. Yani önünden durak var. Hemen otobüsle, bir otobüsle 15 dakikada yine kampüse çıkabiliyorsunuz. Yurtlar hakkında söyleyebileceğim bir şey yok sanırım. Unuttuğum bir şey olursa
ya da soracağınız bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sorabilirsiniz, cevaplarım. Şimdi otobüs fiyatları, ulaşım dedik. Otobüs fiyatları hakkında da şimdi öğrenci 4,5 çekiyor. Tam 5,5 çekiyor. İlla ki merak eden olur. Bunu da bilin. Bu arada kampüsteki yemekhane de öğlen orada yiyoruz. İşte akşam yemek isteyenler için de 4'te geri başlıyor sanırım ya. O saatlerini tam bilmiyorum. İşte o da, onun fiyatı da 9,5 lira. Diğer üniversitelere göre, diğer devlet üniversitelerine göre pahalı, 9,5 lira. Ama yapacak bir şey yok. Yapılacak aktiviteler Çankırı'da. Şimdi şöyle, Çankırı'da açıkçası çok fazla yapabileceğiniz bir aktivite yok. Dediğim gibi bir AVM var, küçük bir AVM. Tüm kafeler onun etrafında şekilleniyor. Bu şekilde yani arkadaş grubuyla zaten o şehir güzelleşir. Yalnız olsanız bile bir yerde bir süre sonra çok sıkılabilirsiniz zaten. Her yer için bu geçerli. Onun dışında Eldivan ilçesi varmış. Çok güzelmiş. Oraya gidebilirsiniz. Ya ben oraya gitmedim. Sadece Eldivan'da at çiftliği var. Oraya gitmiştim. Orası güzeldi yani. Böyle bir gezmek için, görmek için güzel yerler. Bir de Ilgaz var. Ilgaz'a çok yakın. Çankırı'yı güzelleştirmeye çalışıyorum. Ilgaz kayak merkezi var. Kışın oraya şey yapabilirsiniz. Ya ben yine ben gidemedim oraya ama. Çünkü yine böyle şeye, İkinci döneme denk gelmişti bizim gidecek olacağımız tarih. Neyse. Onun dışında Ankara'ya yakın. Ankara'ya yakın olması benim için çok büyük bir artı. Zaten ben sırf hani diş hekimliği gelmez ama Ankara'ya yakın diye Çankırı'yı yazmıştım. Bir de yeni açıldı, belki giderim falan diye. Zaten tamamen şans eseri gittiğim bir üniversite. O da tercih videomda, yani açık YKS'nin açıklandığı videosunu çekmiştim. O videoda yine şuraya koyarım, izleyebilirsiniz. Mesela Ankara'da arkadaşlarım var. Onların yanına sürekli gitmiştim. İlk zamanda mesela Ankara'ya 50 liraydı. Şu an 110 lira. Sürekli artacak bu. O zaman çok fazla gidiyordum ilk başlarda. Çok fazla dediğim öyle çok değil de yani ayda bir falan gidiyordum. Onun dışında iki kere diş hekimliğiyle alakalı sempozyuma ve kongreye gitmiştim. O açıdan iyi yani. Öyle şeylere katılmak için hani Ankara'ya gidemiyorsanız çevresindeki illere şey yapmanız bence iyi. Ben öyle yapmıştım yani. Sizin ne düşünürsünüz bilmiyorum. Onun dışında Kastamonu'ya ve Eskişehir'e gezmeye gitmiştik. Ankara'ya zaten sürekli gidiyoruz. Yani konumuyla alakalı benim bir sıkıntım yok. Memnunum o konuda. Ama şöyle bir şey var. Aktarmayla gidiyorum. Ben Maraş'tan mesela Ankara'ya inip Ankara'dan Çankırı'ya geçiyorum. Bu biraz sıkıntılı oluyor, zorluyor. Yani direkt gitmek varken aktarmayla biraz sıkıntı oluyor. Ama ilk gittiğimde de Çankırı'dan mesela 3 şehre ulaşım vardı. Direkt ulaşım. Ankara, İstanbul, biri de Kastamonu'ydu. O da direkt üstünde zaten Kastamonu. Ya bu 3 şehir dışında başka yere yoktu. Ama sonradan açıldı diye biliyorum birkaç şehir daha. Ama öyle her yere ulaşım yok yani. Direkt ulaşım. Onu da bilin. Bu arada hava durumuna da değinecek olursak bence Ankara'dan daha soğuk bir şehir. O yüzden yani yükselten falan kaynaklı herhalde. O yüzden yanınıza gelirken ona göre bir şeyler almanızı tavsiye ederim. Bu arada ev fiyatlarını da merak ediyorsunuzdur. Eve çıkmak isteyenler olabilir içinizde ama ben eve çıkmayı şu an düşünmediğim için ev fiyatlarına dair pek bir bilgim yok. Onu söylemek istedim. Eğitim kalitesiyle de alakalı şunu söyleyeceğim. Şimdi ben diş hekimliği fakültesi adına konuşacağım bu arada. Merak edenler için Çankırı'da diş hekimliğine gelecek olanlar vardır. Şimdi ben ilk gittiğimde şöyle bir şey, şimdi yeni açılmış bir fakülte. Çok fazla yatay geçiş yapmış öğrenci var. Mesela bizim sınıfımız 80 kişi, ikinci sınıflar 60 kişi, üçüncü sınıflar 40 kişi. Bunun bazıları sınıfta kalmış, bazıları işte geçiş yapmış. Ha, geçiş yaparak gelenler de var, onlar da ayrı. Şimdi tahmin edersiniz ki fakülte yeni. Üçüncü yılını bitirdi daha. Ve böyle oturmuş bir sistemi yok. Ve şehirde çok böyle üniversite yaşayayım, gezeyim, eğleneyim, öğreneyim kafasında bir şehir değil yani. Anlattığım üzere de anlamışsınızdır zaten. O yüzden öğrenciler geçiş yapmayı tercih ediyor. Ama ben hiç düşünmemiştim yani. Belki biliyorsunuzdur, iki kere mezuna kalıp geldim üniversiteye. Ama hiç hani bir daha ortalama kısıp geçiş yapayım diye düşünmedim. Ankara'ya yakın, yani Ankara'ya geçemeyeceksem başka bir yere geçmem diye düşündüm hep. O yüzden siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bulunduğunuz şehre önyargılı gitmemenizi öneririm. Şu an sadece bilgi amaçlı bu videoyu çektim. Yani biraz size korkunç gözükebilir. Ama ben açıkçası pişman değilim. Çünkü diş hekimliği okuyorum ben Çankırı'da ve
İstediğim mesle. Ve istediğim mesleği yapacağım. Yani bu benim için çok önemli. Neyse arkadaşlar, yani sonuçta sıralamalarımız bizi Çankırı'ya itiyor ve bunda yapabileceğimiz bir şey yok yani sonuçta. Hayırlısı olsun. Aa, çok uzattık be. Tamam, fakülte hakkında devam edeceğim. Şimdi biz ilk gittiğimizde fakülteye bizim için öğretmen sorunu yoktu. Yani biz hiç birinci sınıfta öğretmen yetersizliği yaşamadık mesela, ama sürekli fakültede bir hareket var. Yani akademisyenler gidiyor, akademisyenler geliyor, yenisi geliyor. Hani çok fazla giden gelen oluyor. Çok böyle oturmuş bir şey yok. Bu konuda ikinci, üçüncü sınıflar mesela çok şey çektiler. Hani yazık oldu onlara, ama bizim böyle bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum da. Öyle bir şey de ummuyorum. İnşallah öyle bir şey yaşamayız. Hastanemiz yeni açıldı. Ya bu her fakültede vardır bu arada. Ünite yetersizliği, işte sıra bekleme, işte az hastaya baktım durumları falan her yerde vardır. Bizim fakültemiz de böyle yani. Şimdi ne yalan söyleyeyim, böyle sorunlara var. Ama umarım biz ikinci sınıfta, şimdi ikiye geçeceğim, öyle sorunlar yaşamayız. Güzel bir eğitim almak hepimizin hakkı sonuçta. Neyse, sonra ama fakültemiz güzel, tatlı, şirin bir fakülte. Ben beğeniyorum yani. Hocalarımızı da seviyorum. Sağ olsunlar, çok yardımcı. Bence yardımcı oluyorlar ya. Hani böyle fakültelerde öğretmenle temasa geçmek, iletişime geçmek, aklındaki soruları sormak falan o kadar kolay değil. Ama bizim fakültemizde hocalarımız anlayışlı. Hani biz istediğimiz zaman fakültede iletişim kurabiliyoruz. Temsilcimiz aracı olup iletişim kurabiliyor. Yardımcı da oluyorlar. Bu şekilde güzel yani. Ben memnunum. Eksiklerimiz var, evet. Küçük eksikler de değil açıkçası, ama umarım bize denk gelmez bu eksiklikler ve eğitimimizi güzel bir şekilde tamamlarız. Ay, yoruldum valla. Arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Eğer sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. İstediğiniz zaman bana sorabilirsiniz. Çankırı'ya gelecek olursanız. Size yardımcı olurum. Yani olabildiğim ölçüde olurum. Umarım istediğiniz yerlere gidersiniz bu arada. Gönlünüz nereyi istiyorsa. Mesleğim adına Çankırı'da bulunduğum için iyi hissediyorum. Yani pişman falan değilim. Ön yargılı olmayın. Bu videoyu izleyip de yani çok mutsuz gelmeyin. Mesleğinize bir adım olarak düşünün. Yani böyle öneriyorum. Ben böyle yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Görüşürüz.